üstüne 5 katlı otel hemen yapmışlar. Hemen yapar, 2 dakikada, hiç işim evet. yok uğraşacak falan. Bu tabii mekanizma bozukluğudur. Mesela Roma şehri bunu yapar, arkeoloji otoritesi. Canına okumaz insanların. Yani izin verir, vermese, çok değerli bir şeyse tazmin eder falan. Yani zenginlikle birlikte bilginin ve kanun elastisitesinin getirdiği bir yapılanma vardır. Burada öyle bir şey de yok tabii. Dur diyor herife falan. E dur, nereye kadar duracak? O da sermayeden yiyor. Tabii onun için son derece amansız böyle götürüyorlar. Bu konulara pek fazla girmek istemiyorum şimdi. Bu patroloji bu bakımdan önemli. Şimdi Bizans'ın tahribini bırak, Osmanlı tahrip edilmiştir. Yani biz bir müddet sonra bir Osmanlı patrolojisinden bahsetmek zorunda kalacağız. 50'lerde en çok değil mi? Karaköy Meydanı o civarında. 50'ler mahvetti. Evet, yani geçenlerde Semavi Eyice hocamız gene bahsediyordu. Evet, konuktu. Ki hep bahseder. Önce. Eski haritalarda, yani eski harita dediğin 19. asır mühendis mektebi talebelerinin yaptığı haritalar var. Onlarda 450 küsur mescit. Sadece şeyin, surun içinde. 450 küsur mescit ve bunların etrafında mahalleler var o adı taşıyan. Bugün o mescitlerin %70'i yok. %70'i yok. Ve o mahallelerin de önce isimleri kalmıştı. Şimdi onları da kaldırıyorlar böyle. Bir tuhaf bir şekilde de bizde belediye meclisleri mütemadiyen isim değiştirir. Yani edepsizce, bu çok bariz bir şeydir. Bizde yakında herhalde bir aynı Bizans'tan öğreneceğimiz, Bizans araştırmalarından öğreneceğimiz bir yöntemle o Patria Konstantinopol, bizde efendim şehri, şehriyari, şehroloji yapacağız herhalde. Ve İstanbul, Osmanlı İstanbul'unu araştırmak, tetkik etmek, yeniden stilize evet. etmek zorunda kalacağız. Ne Heran zannediyorsunuz? Müzesi'nin yanında böyle bir İstanbul Araştırmalar Merkezi var. Onun faydası dokunuyor olabilir. Valla ben daha oraya bu patroloji yönteminin girdiğini görmedim. Ama şüphesiz ki ehil bir arkadaşımız başındadır. Evet. İnşallah bu işler gidecek. Devletin de değil, sermaye de verilecek herhalde. Kütüphanesine falan evet. gidecek. Yani bunun üzerinde durmak gerekir. Şimdi burada bakın çok önemli bir şey. Bizans restore edilmiş değil mi? Makedonya sülalesi devrinde. Hı. Antakya evet. geri alınmış. Çukurova geri alınmış. Meyya Farikeyn dediğimiz bugünkü Güneydoğu Anadolu bölgesi geri alınmış. Fırat Havzası'nda daha doğuya gidilmiş. Armenya denen kısım alınmış. Girit alınmış. Ve çok ilginç bir şekilde Balkanlarda üstünlük kurulmuş. Yani Çar Simeon'un 1. Bulgar İmparatorluğu'nun yıkılışı bir yana Basileos, 10 bin küsur Bulgar askerini esir edip gözlerini kör ettirmiş. Her yüzünün başına tek gözü kör olan birini bağlatarak geri göndermiş Simeon'a, "Nas senin ordun" diye. Hiç başını sallama. Orta çağlarda bu işler böyle olur. Sen de Bizans'ta otursan, Konstantiniyye'de otursan, İkide bir öyle bir takım yok Bulgarlar, yok bir takım Gotlar, bilmem ne şehri istila etmeye kalksalar. Hayatınız burnunuzdan gelse böyle yediğiniz içtiğiniz. Etrafa tabii İstanbul'a gelene kadar etraf köy ve kasabaları mahvetip bitirseler. Senin de böyle bir kinin birikir ve bunun iş çaresi budur yani. Artık yakaladığın esirleri hayatta bırakmazsın, gözlerini kör ederek öyle gider. Onun için bu Basileos nasıl buraya gelmiş? Burada küçük bir portre çizeceğiz. Basileos biliyorsunuz 900'lerin yani şeyin imparatoru. Orada çok ilginç bir şekilde onun hayatına bakmak zorundayız. Çünkü kendisi bir zarif bir
prens olarak yetişti. Kültürlü biri. Sert bir asker haline dönüştü. Ve muhtemelen Bizans'ta hanedan içi ilişkilerde evliliklerin böyle bildiğimiz normal siyasi avantaj getirmenin ötesinde bazı problemler yarattığını düşünecek ki evlenmemiştir. Öyle mi? Evlenmemiştir ve çocuksuz ölecektir. Fakat uzunca süren hakimiyeti sırasında bütün bu dediğim restorasyonu yaptı. Yani Roma, Doğu Roma, Bizans yeniden dirildi. Çoluk yok, çocuk yok, karısı yok. Bunları harcamış vakti. Devamlı seferde, evet. Devamlı çalışıyor. Ve kendisinin zamanında çok ilginç de şeyler oldu. Mesela Psellus gibi böyle ansiklopedisyen, filozof, iyi tarihçi bir alim var, bir akademi kuruyor. Şimdi ansiklopedisyen dediysek o kadar da büyütme tabii işte. medeniyetlerin bir yerde gerilemesinin ne olduğu anlaşılıyor. Psellus, Cicero ile Sezar'ı zaman olarak birbirine karıştıracak bir adam. Gerçekten. Yani çok daha enteresan mesela kaç tane alim adam da Bizans'ta İskitleri, daha doğrusu eski Romalıların Latincesini barbar bir İskit dili diye yorumluyorlar. Düşün. Romalıyız diyor. Roma'nın diliyle teması o kadar. Onu bilmiyor tabii Latince'yi. Tamam ama bu kadar da isim verilmez dediğim gibi. Çok ilginç bir şey bu. O bakımda ama kendisine Romalıyız diyor. Heleniz demiyor. Bir de o var. Bu tam bir kozmopolit, hakikaten ortaçağ imparatorluğudur. Yani kimliğine sahip çıkışı, kendini isimlendirmesi vesaireyle. Şimdi geleceğimiz konu şudur, devam etmekten önce. Reklamdan bu, sonra gelelim mi buna? Hay. Tamam, bir reklam arası veriyoruz. Bizden ayrılmayın. Şimdi çok ilginç bir biçimde bu bir diriliştir. Diriliş, Makedonya Rönesansı dediğimiz, yani bu sülaleye has bir Rönesans. Esas itibariyle bunun tadını 975, yani Basileos'un, İmparator Basileos'un yönetimine bağlamak lazım. 11. asrın başı, ilk 10 yılı 11 falan, 1011. Ve burada yapılan şeyler hakikaten bu imparatorluğu diriltiyor ama ona da tamamıyla bir doğu havası veriyor artık. Yani sanki bu böyle Akdeniz'e uzanan bir eski İran imparatorluğu havasında. Şimdi zaman olarak da baktığın zaman Makedonya'nın tek Bizans'ın tek komşusu artık İslam İmparatorluğu. Önce Emeviyelerdi, sonra biliyorsunuz Abbasiler geldi hakimiyete. Bütün bu Orta Doğu ve bütün bu İran, Kafkas sınırına kadar ve Maverai Nehir ve Orta Asya İslam İmparatorluğu'nun elinde. Mısır, Tunus bugünkü, Libya bugünkü. Evet. Buna da İfrikiye diyorlar biliyorsunuz. Bu da nereye kadar? Endülüs, İspanya'da İslamların elinde olduğuna göre o taraftan. Dolayısıyla Makedonya etkisi değil, İslam İmparatorluğu. Evet yani var. Ama burada biz çok taze bu İslam İmparatorluğu ve renk olarak o İslam'ın ilk zamanlardaki etkilerini falan gördük biz. Yani ikonoklasisizm vardı biliyorsunuz. Tabii yıkıyorlardı bütün. Şimdi böyle bir eski İran İmparatorluğu'nun, o yıkılmış İran İmparatorluğu'nun sanki böyle bir takım renkleri ve kurumlarıyla Bizans'ta yaşaması söz konusu. Sicilya'da ve Güney İtalya'da böyle bir garip simbiyosis var. Gelen Müslümanlarla oraların fethi tamamlandı ya. Sonradan tekrar oraları ele geçiren Bizansların arasında bir kültürel çapaklanma adeta. Şimdi biliyorsunuz bu Basileos lafı, yani Basileos Bizans'ta kaldı imparator için.
Hatta Fatih Sultan Mehmet fethettikten sonra bile ondan böyle Basilios diye bahsediyorlar. Yani Patrikhane'de falan. Bu aslında İran hükümdarlarına verilen ünvandır. Yani Allah Yunanca'da Allah. O kadar bak. Şey. Tabii. Ha. Şimdi sanki bu bizim Bizans'ta böyle garip bir şarklaşma, bir o yok olan İran havasını devam ettirme eğilimi var. Onun için on hep doğuya burada böyle ama var. Doğu zaten ve onun için böyle kalkıp müesseseleri bizde yorumlarken işte efendim bu Bizans'tan geldi. O kolay iş değil. Neyin nereden geldiği belli değil. Oraya nereden geldi? Yani bir devamlı böyle bir akültürasyon dediğimiz kültür alışverişi, imparatorluk bunlar. Batı'da o zaman böyle imparatorluklar yok. Çünkü Batı'da büyük bir imparatorluk olduğu zaman Şarlemagne gibi kuvvetli bir desantralizasyon, parçalanma söz konusu, birimlere ayrılma. Küçük küçük baronluklar, kontluklar, markgraflar, uçbeyleri, işte dükalıklar falan imparatora kadar. O hem bir hiyerarşi hem de bir parçalanma yani yetki devri falan. Her biri kendi sahasında, kendi jurisdiksiyonunu yani hukukunu uyguluyor, kendi askerini kuruyor, kendi vergilendirmesini şey yapıyor, tatbik ediyor. Arada bir uyum varsa bile imparatorluğun içindeki birimlerde daha çok yok. Bu doğudaki bu imparatorluklara baktığın zaman tabii daha bir santral.